Sayın Kaymakam, öncelikle Saraykö ilçemize hoş geldiniz. Malum salgından dolayı siz fazla dışarı çıkamıyorsunuz. Vatandaşlar sizi ziyaret edemiyor. Biz de basın aracılığıyla hem vatandaşlar sizi tanısın istedik hem de sizin Saraykö hakkındaki görüşlerinizi alalım istedik. Salgın hakkındaki görüşlerinizi alalım istedik. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saraykö son kararnameyle Saraykö'ye tayinimiz çıktı. Daha önce zaten Denizli'de vali yardımcısı olarak görev yapıyordum. Burası daha önce yine bildiğimiz, tanıdığımız bir belde. İnsanlarını en azından idarecilerin değişik toplantılarda, değişik vesilelerle tanıyıp görüşüyorduk. Nasip burasıymış. Şimdi tayinimiz buraya çıktı. Tabii bu sene özellikle COVID-19 salgını bütün yurdumuzu etkilediği gibi ilçemizi de etkiledi. İnsanlarımız bu konuda işte bilinçlendirmemiz, uyarmamız, bu konuda en az şekilde nasıl zarar görür insanlarımız. Onun yüzden gerekli çalışmalar hep beraber bütün kurumlarımızda, belediyemiz olsun, sağlık kuruluşu olsun, diğer birimlerimiz olsun beraberce tabii ki basın olarak sizlerle beraber en iyi şekilde bu bilinçlendirme ve duyuru işlemleri yapmak zorundayız. İlçemiz normalde çok güzel bir ilçe. Daha önce dedim mi tanıyorum. Sorunların olmasa bile etrafını, çevresini, idarecilerin, belediye başkanlarımızın değişik toplantılarla hep bir arada bir vesileyle bir araya geliyorduk. Daha önceki kaymakam beyleri tanıyorum. İnşallah o bilgilerle beraber burada yaşadığımız dönemde yeni bilgileri toplayıp Saraykö için, denizimiz için ne gerekiyorsa yapmak gayretinde olacağız. Benim daha önce bahsettiğim gibi şeyde görevlerim var valilikte. Onlarla beraber bir şu özelliğimiz var. 5 yıldır burada olduğum için bütün ildeki daire müdürlerimizi, belediye başkanlarımızı hepsini tanıyoruz. Yani ilçemiz için yapılması gereken bir şey varsa en etkili şekilde, en pratik şekilde bunu hizmete dönüştürme anlamında elimizden gelen gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Ve inanıyorum ki ben şu salgından en az şekilde etkilenip ilçemize en güzel hizmetleri hep beraber vereceğiz diye düşünüyorum. Kanlar Kurulumuz tarafından, Sağlık Bakanımız tarafından ve ilimizdeki Hıfzı Sağlık Kurulu tarafından gerekli kararlar alınıyor. İnsanlarımıza biz onu iletiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Bizim de basından ve sağlık kuruluşlarından gördüğümüz bilgiye göre şu aşamada biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Yani bu salgından en az şekilde etkilenmek için belirtilen kurallara, tedbirlere uymak durumundayız. Yani çarşımızda, pazarımıza gittiğimiz zaman dikkat etmemiz gerekiyor. İşte düğünlerimizi yaparken toplu yerlerde mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Maske takma işine alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor ki bu salgından en az şekilde etkilenelim ve zarar görmeden toplum olarak kurtulalım istiyoruz. Şeyimiz o. O yüzden de insanlarımız belirtilen kurallara, bizim ilettiğimiz bilgilere, hıfzı sağlık kararlarımıza uymaları toplumumuzun menfaatine, insanlarımızın faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.